Cennet dünyaya benzer, evet. Yani ormanlara, ağaçlara, ırmaklara açısından benzer. Yani bu tarz işte Evet. yükseklerde evler, gökyüzü, vasıtalar. Ama tabii bu aciz olmaz yani, uyku, hastalık, toz, kir, bunları yok. Arazi daha geniş, daha uzun görünüyor. Burada ufuk çizgisi hemen bitiyor, baktın mı? Değil mi? Az bir şey baktın mı bitiyor. Cennette ufuk çizgisi bitmez. Yani uçsuz bucaksız çok uzundur. Geniş bir satı olduğu için. Bir de en uzağa bile çok keskin görür insan. Burada öyle değil. Biraz uzaklaştın mı ne olduğunu göremiyoruz. Değil mi? Çok flu. Evet. Yani dürbünle bile baksak zor görüyoruz. Öyle, orada öyle değil. Baktın mı kartal gözü gibi. En uzağa yeri bile çok keskin görür. Su, orman, bitkiler, hayvanlar ve her cismin şuurlu olması fark eden şey budur. Burada da her cisim şuurlu da, fakat tabi insanın korkmaması için Allah hepsini sebep bağlamış. Mesela elektrik, fiş, küçük iki tane delik var. Fişi bir takıyoruz. Pervaneler çalışıyor, soğutucular çalışıyor, buzdolabı çalışıyor. Çamaşır makinesi çamaşırları yıkamaya başlıyor. Bak pervane habire dönüyor. Normalde bu cennet tekniği uygulanıyor şu an burada. Ama elektrik kablosu var, tabii ki niye çalışmasın ya falan diyoruz. Bilgisayarlar var mesela, burada yazılar çıkıyor. Fiş var diyoruz, içinde alet edevat var, gayet normal. Yani cennetin aynı sistem uygulanıyor burada, cennetik sistem. Cennette sadece kablo yoktur. Farklı yani, orada da var bu tip alet edevat, her şey var. Ama kablosu yoktur. Mesela fişi olmadan çalışır pervane. Öyle düşün. Arabanın benzini olmadan, motor olmadan gider. Burada illaki benzin ve motor olması gerekiyor. Açtım o motoru göreceğim. Kapattım o motoru yok. Evet. Değil mi? Evet. Kapattım benzini de yok. Cennetekiler dünyada bize bunun bir benzeri gösterilmişti diyorlar. Çok benziyor o yüzden. Ya yani meyveler falan hepsi benziyor. Yani bayağı anlıyor ama tatları daha kaliteli, daha güzel, daha düzgün. Eşya şuuru sadece.